Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz her yaşta bireyi etkileyebilen ve toplumda sıkça görülen bel fıtığı sorunları. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Kulaksızoğlu, sağlıklı yenilikler editörlerinden Ayşe Engez'in sorularını yanıtladı ve bel fıtığı ve bel fıtığı ameliyatı konusunda merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını verdi. Hocam öncelikle bel fıtığı nedir? Neden olur? Nasıl oluşur? Bel fıtığı aslında omurganın bir yapısının bozulması demek. Belimizdeki bel fıtığı, sırtımızdaki sırt fıtığı, boyundaki boyun fıtığı anlamına geliyor. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz nereyi hoyratça kullanıyorsak orası patlıyor, orası değişiyor, orası maalesef normal anatomisi bozuluyor. Ve bunun verdiği zararlarla beraber bir belde olan hasarda tabii ki biz önce bel ağrısı çekiyoruz. Belde tutulmalar, kilitlenmeler. Daha sonra o bel fıtık oluşumu başladı ve o dejenerasyon süreci, yani yıpranma süreci devam ediyorsa, işte o süreç devam ettikçe biz ağrılarımızın karakterinin de değiştiğini görüyoruz. Bu nasıl oluyor? Önce biz bir bel ağrısıyla başlayan bu şikayetler giderek artıyor. Bacak ağrısına dönüşüyor, bacakta uyuşmaya dönüşüyor, ayakta çekmeye dönüşüyor. Hatta gece bile kramplarla uyanmaya başlıyoruz. Şimdi bel fıtığını şöyle anlatmam lazım. İki omurkemiği arasındaki kıkırdak var, yastıkçık doku. Aslında bizim bütün omurgamızı dik ayakta tutarken o yastıkçıklar sayesinde biz sağa sola hareket edebiliyoruz ve yukarıdan gelen basınç aşağıya eşit olarak dağılıyor. Bu ne demek? Yani biz yürüdüğümüzdeki bütün o sallanmanın vermiş olduğu kuvvet aşağıdaki kuvvete direkt olarak binerse zaten burada kıkırdak değil, kemik bile kalmaz. Ama onu güzelce yastıkçık yapıp süspanse edince aşağıya çok rahatlıkla bir hareket imkanı veriyor ve esneme imkanı veriyor. Ama bazen o kadar kötü kullanıyoruz, o kadar ters hareket yapıyoruz ki o iki omur arasındaki kıkırdağın ters ezilmesine bağlı maalesef yırtılmasına sebep oluyoruz. İşte bel fıtığı belde olan bu omur arasındaki kıkırdağın mevcut olan yerin dışına çıkması. Bu aynı şey sırtta olunca da sırt fıtığı, boyunda olunca da boyun fıtığı anlamına geliyor. Bunun anlamı da aslında şu, iki omur kemiği arasındaki kıkırdağın yıpranıp, dejenere olup, parçalanması ve buradaki sarı omurilik sinire baskı yapması bel fıtığı anlamındadır. Peki hocam, tam tekrar belirtilere geçmeden önce kimlerde daha çok görüyoruz bel fıtığını? Beli olan herkeste gözükür. Yani bu ne demek? Beliniz mi var? İki ayak üstünde mi duruyorsunuz? Evet, o zaman sizde bel fıtığı gözükme olasılığı çok çok yüksek. Ve her canlı mutlaka bir bel ağrısı, bir baş ağrısı tadacaktır diye bizim kitaplarımız yazar. Bunu aslında kötü mantıklı söylemiyorum. Omurganıza sahip çıkın, koruyun diye söylüyorum. Mesela köpeklerde bel fıtığı görünmesi olasılığı çok 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 nadirdir. Onlarda veya atlarda veya bir başka hayvanda neden görülmüyor biliyor musunuz? Çünkü onlar dört ayak üstündeler. Yani bizim iki ayak üstünde durduğumuz o dengeyi sağlarken bütün omurganın aslında birbiri şeklindeki müthiş bir senkronize dengesiyle hareket ediyoruz. Allah yapısı. Ama biz o kadar kötü kullanırsak, o Allah yapısının dengesini bozarsak, ters taraflı yüklenmeler yaparsak veya düşme, çarpma, kaza gibi bir anormal travmayla karşı karşıya bırakırsak, işte o zaman o yıpranmanın süreci başlamış oluyor. Yani bir evin temeline giren su gibi düşünün. Ondan sonra yavaş yavaş o binayı çökertiyor. Bizim de omurgamıza yaptığımız en büyük hakaret aslında onu düşünmemek oluyor. Düşünmek nereden geçer? Bizim duruşumuz bile fıtık yapabilir. Yürüyüşümüz bile fıtık yapabilir. Yanlış yürürsek, yanlış oturursak, yanlış durursak. O yüzden yapmamız gereken en önemli şey onu düşünmek, hatırlamak ve bir ömür boyu bizi taşıyacağını unutmamak. Peki hocam, risk faktörü olarak fazla kilo, hareketsizlik de oluşumu etkiliyor mu? Ya aslında şöyle, omurganın yükü nasıldır biliyor musun? Ben şöyle anlatayım. Ayakta durduğunuzda omurganın yükü değişir. Oturduğunuzda omurganın yükü değişir. Yattığınızda omurganın yükü değişir. Ayaktayken haklı olarak bütün yük basınç olarak aşağıya en alt kısma, yani bel kısmına biner. Ve belden de bacaklara, ayaklara dağılır. Ama iki ayağımız olduğu için ikisine eşit dağılır. Yani bele binen yük
bir birim ise aşağıya o birimin iletilmesi yarım yarımdır. Belin ne kadar yük taşıdığını anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde otururken yine bütün yük bele biner. Ama oradaki en önemli nokta, belinizi arkaya doğru yasladığınızda yükün dağılımı değişir. Böylece beliniz o kadar ciddi yük taşımamaya başlar. Yattığınızda en yüksek zamandır. Yani yük binmez yattığınız zaman. Omurgaların arası açılır. Hatta bu disk dediğimiz şuradaki alandaki kıkırdak da beslenmeye başlar. Şahane bir beslenme ortamını yatarken ancak sağlayabiliyoruz. Ayaktayken bu omur kemikleri arasındaki kıkırdak daha hafif ezildiği için ve yük bindiği için beslenmesi bozulur. Beslenmesi bozulunca da dejenerasyona, yıpranmaya girer. Yani sizin ayaktayken veya otururken veya tabii ki yatarken diye omurganıza nasıl yük bindiğini anlatmış olduk ama size şimdi bambaşka bir şey söyleyeceğim. Bu kilodan girdik ya buna. Kilo buna ne kadar etkili? Şimdi bir kilo ön tarafta göbeğiniz varsa bir kilo aşağıya arka taraftan en alt kısmı 5 katı yük biniyor. Bu ayaktayken. Otururken biraz daha az. Yatarken yük binmez. Yukarıdan basmadığı sürece. Ama benim efendim 10 kilo fazlam var diyorsanız bilin ki omurganız 50 kilo yük taşıyor. Hele hele koşarken derseniz, koşarken bu iğmelenmelerde her seferinde yere sert basmalar olduğu için yükün buradaki dağılımı 10 kata kadar çıkıyor. Yani yük öndeki bir fazla kilonuz arkaya 10 kilo yük veriyor. Önde göbek kısmında bir 10 kilo fazlanız varsa da 100 kilo omurgaya koşarken veya hızlı adımla giderken yük biniyor. Bu da yıpranmayı, yani parçalanmayı, dejenerasyonu arttırıyor. Arttırıyor. Peki hocam, tekrar biraz bahsettiniz ama belirtilere geçersek nasıl belirti veriyor? Fıtığın yerine ve ilerleme durumuna göre belirtiler de değişiyor mu? Özellikle ağrı nasıl bir ağrı? Şimdi ağrı aslında bizim hayatımızın en güzel şeyi. Unutmayın, bir alarm. Bir alarm. Bu ne demek? Arabanızın alarmı ötüyor. Siz ne yapıyorsunuz? Demek ki bir hırsız var diyorsunuz. Demek ki bir şey oldu. Ya kedi girdi, ya camı kırıldı, ya üstüne ağaç düştü. Ama bir alarm ötüyor, değil mi? Yani bu alarmı biz kapatıp yatmamız için mi taktık o arabaya alarmı? Hayır. Gidip o alarm çaldığında ne var diye bakmak için çıktık, değil mi? Aslında yola buradan çıkın. Ağrı o yüzden çok önemli bir şey. Ağrı olmazsa olmaz bir kural, bizi uyaran bir şey. Ya benim belim ağrıyor. Ne kadardır ağrıyor? 3 aydır ağrıyor. Ben arkesi yutup yatıyorum. O zaman sen alarmı kapatan hırsıza buyurun arabamı çalabilirsin diyenden ne farkın var? Ki o hırsız senin sağlığını götürüyor. Arabanı, canını, malını değil canını götürüyor. Bu stresi bu vücuda niye yaşatıyoruz? Demek ki bu ağrı varsa bir şey var. Onun çözümüne girmek lazım. Ağrı bizim için çok güzel bir şey, bir bel ağrısı. Sonra bacak ağrısına dönüşüyor bu. Neden dönüşüyor? Onu da biraz önce izah ettiğim gibi. Buradaki sistemde önce sinire baskı yapmadan ortada omurliklere baskı yapıyor. O da bel ağrısı yapıyor. Ama omurlikten sinirin çıktığı tünele doğru gidişte bir baskı yapmaya başladığı anda evet işte o bacak ağrısıyla kendini gösteriyor. Tabii bazı hastalarda bel fıtığı direkt bel ağrısı değil bacak ağrısıyla ortaya çıkabilir. Bunun nedeni de hastanın o fıtığının kenardan patlaması. Hani dedim ya böyle ters yüklenmeyle. Mesela bir overlockçı hasta direkt olarak bacak ağrısıyla ve bacak incelmesiyle geldi. Neden? Çünkü tek taraflı overlock yapıp bir tarafta yüklenme yaptığı için oradaki fıtığı patlatmış ve o fıtığın patlamasına bağlı olarak da sinir ezilmiş. Hiç bel ağrım yok, hayatta bel ağrısı çekmedim diyen bir kişi direkt bacak ağrısıyla patlamış bir bel fıtığıyla geldi. Bu demektir ki diyoruz her zaman siz omurganızı tamamen stabil bir şekilde ve düz şekilde kullanmak zorundasınız. Ben bu örneği her zaman veririm. Yani bunu benden belki binlerce kez duymuşsunuzdur ama ayakkabıya düz basarak o tabanını 5 yıl 10 yıl giyeriz. Eskitemeyiz. Hele o eski köseler var ya şahane. Yıllarca o ayakkabıyı giy. Ama gel gelelim ki ayakkabıya yan bastığımız ne oldu? Yan bastığımızda 3 ay sonra o ayakkabı yanından patlar. Hatta yer, kendini yer. Yani o taban
o güzelim 5 yıl 10 yıl sizi taşıyacak olan taban yandan erimiş bitmiş. İşte omurganızı da yanlış kullanırsanız çok kısa sürede maalesef kendini gösterir. Fıtık olur, kayma olur, çökme olur ama bir şekilde size bu rahatsızlığı bildirir. Peki hocam ağrı hareket halindeyken mi, otururken mi daha çok görülüyor? Her şekilde de gözükür. Ama şunu unutmayın. Bir bel kaymasıyla, bir kanal darlığıyla bel fıtığı hepsinin ayrı ayrı problemleri vardır. Yani kanal darlığında yattığı yerde, oturduğu yerde asla ağrısı olmaz. Ama hasta kalkıp ayağa yol yürümeye başladığı anda ağrıları başlar. Hatta şöyle anda ya başladığı an belki olmaz. Önce işte bir kilometre yol yürüyünce ağrısı olur. Sonra 500 metreye düşer ağrısı olur. Sonra 100 metreye düşer ağrısı olur. Sonra 50 metreye düşer ağrısı olur. Yani demek istediğim şu. Kanal darlığı biraz daha farklıdır. Bel kayması da özellikle yatağa ilk yattığında ve ilk kalktığında çok ağrılar olur. Böyle bıçak saplanır gibi ağrısı olur. Yani böyle resmen bir bıçağı soktular ve döndürüyorlar diye anlatır bel kaymasında hasta. Özellikle de ayakta dik durduğunda bel ağrısı olur. O yüzden bankada falan şöyle bir baktığınızda kuyrukta dikilenlere böyle sürekli dolananlar vardır. Ya bir iki dakika şurada dikillersin yok der o zaman belim ağrıyor. Ama yürüyünce ağrısı olmaz. Ama bel fıtığı ne yürütür, ne ayakta durdurur, ne yatırır. Bel fıtığı böyle bir hastalık. Peki hocam bel fıtığıyla bacak damar tıkanıklığına bağlı ağrıyı nasıl ayırt edebiliriz? Bel fıtığı hepsinin ağrısını yaptığı gibi yol yürüyünce de ağrı yaptığından aslında ikisinin karıştığı noktalar vardır. Ama bir beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanı veya bir kalp damar cerrahisi uzmanı bunun ikisinin ayırt etmesini çok kolay yapar. Sizin ayırt etmeniz hani beklenmez. Siz bunu ağrım var dediğinizde bir kapıyı çalın doktora. Yani en birinci basamaktaki en basit dediğimiz doktor veya sağlıkçı kadar tamam en sonuna en büyüğüne de gitseniz sizin oradaki teşhisinizi ona bırakın. Yani benim damarımda mı bir şey var demenize bence hani meğer vermeyelim çünkü yanlış bir noktadan girerseniz başlarsanız yanlış sonuçlarla maalesef yorulursunuz. Sonra ben doktor gezdim. Bana kimse demedi ki hocam senin hani bu ayaklarındaki ağrı damardan değil bel fıtığından biz yanlış bir sürü damar cerrahlarını gözüktük diyebilirsiniz veya tam tersi diyebilirsiniz. Yani biz hep bel fıtığı zannettik ameliyat da olduk iyileşmedik ama meğer damarımızda varis varmış diyebilirsiniz. O yüzden doktorunuza güvenin doktorunuzu yönlendirme yapmaktan ziyade şikayetlerinizi birebir anlatın. İkisinin arasında fark birinin damar tıkanıklığında, varise bağlı ağrılarda veya bel fıtığı ağrılarındaki kriter hastanın da anlattığına göre veya bizim sorduğumuz sorularla bile çözülür. Merak etmeyin. Peki hocam kesin tanıyı nasıl koyuyoruz bel fıtığında? Bel fıtığında kesin tanıyı mutlaka bir muayene ediyoruz. Bizim bir tane röntgen çekip onu değerlendirmemiz artık biraz lükse kaçtı. Neden? Çünkü radyasyon konusunda da kişisel bilgilendirme yapıyoruz. Yani hepimizin artık bir şekilde beyni bu konulara açıldı. Hocam ben hiç radyasyon almak istemiyorum diyerek aslında direkt manyetik rezonans yani MR çektiriyoruz. Onların da burada saygısını biz gösteriyoruz. Çünkü bazen öyle durumlarda radyasyon şeyinde skalasında tomografi en yüksek skaladadır. Biz tomografiyi çok nadir çektirmeye başladık. Hem insanların bu radyasyon konusundaki duyarlılıklarına saygıdan hem de bize tomografi kemik düzeyinde bilgiler verir. Sinir düzeyinde bilgiler vermez. Biz kemikte bir problem düşündüğümüzde tomografi istiyoruz. Ama sinirsel bir durumda yani yumuşak dokuda disk dokusunda, sinir dokusunda, kas dokusunda bir şeyler düşündüğümüzde biz MR çektiriyoruz. Bel fıtığının tanısını koymakta da gold teknik yani en önemli, en olmazsa olmaz teknik MR'dır, manyetik rezonanstır. Birçok hastamıza orada bir eğer şüphelenirsek dinamik fonksiyonel bel röntgeni de istiyoruz. O da bel kaymalarının olup olmadığının göstergesidir. Evet. Peki hocam tedaviye geçersek tedavide neler yapıyoruz? Nasıl başlıyoruz? Tedavide caraskala asılıp
sırtınıza sopayla vurdurmak, iki tane sopa odunla, iplerle biri ayaklarınızdan biri kafanızdan çekmek, sülükler yapıştırmak, yok bilmem iğneler batırarak bir şeyler yapmak falan yok. Bunları unutun. Bilimin ışığında size yapılması gereken tedaviler bir beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanının tarafından düzenlenir. Biz bu şikayetlerle gelen hastaya MR'da çektik, bir bel fıtığı saptadık. O zaman yapacağımız işteki programlamaya şöyle başlarız. Önce zarar verme. 2. Hastanın minimal invaziv yöntemlerinden önce, yani ameliyattan önce yapılabilecek neleri var? Yani belki bir yatağını değiştiriyorsunuz, hasta düzeliyor. Bazen oturduğu masa sandalyeyi değiştiriyorsunuz, düzeliyor. Bazen o overlock masası gibi örneğini verdim. Monitörün karşısına alıyorsunuz, duruşunu düzeltiyorsunuz, her şey düzeliyor. Bazen kilolarını atması için bir diyetisyene veya bir obezite cerrahine yönlendiriyorsunuz, her şey düzeliyor. Yani bakın, önemli olan nokta, bir beyin omurilik sinir cerrahisi uzmanı bunun acil ameliyatlık mı veya en erken şekilde ameliyatlık mı veya ameliyatlık değil mi kriterini belirlemesi. %3'tür biliyor musunuz? %3. %4 de eskiden biz o kadar bilinçli bir hasta grubuyla haşır neşiriz ki %3 ila 4'ü ameliyatlık zaten kapınıza geliyor. Diyor ki hocam ben ameliyattım, ameliyat olmaya geldim. Ama %96'sı, %97'si ameliyata gerek yok. Ameliyatsız çözüyoruz dedim ya. Nasıl ameliyatsız çözüyoruz? İşte yatağını değiştiriyorsun, yorganını değiştiriyorsun. Ne bileyim, duruşunu düzeltiyorsun. Oturduğu sandalyeyi bile düzenliyorsun. Arabasının koltuğuna kadar düzenlettiriyorsun. Ondan sonra düzeliyor. Ama bazen aradaki geçişler vardır. Ya çok ağrısı var. E tamam, bu ağrısını bizim çözmemiz lazım. Ağrı kesici vermek istemiyorum. Karaciğer enzimlerini bozuyor, böbrekleri bozuyor, böbreklere falan inanılmaz zarar veriyor ağrı kesiciler. O yüzden kolay kolay vermemek, kolay kolay kullanmamak lazım. E peki ne yapacağız bu hastaya? Fizik tedavi yapabiliyoruz. Bazen bu hastalara PRP yapabiliyorum. Ama genel anlamda nokta atışı olarak uyguladığımız en güzel yöntemlerden biri radyo frekans. Orada radyo frekansla girip nokta atış tedaviler yapıyoruz. Yani nokta atış tedavi şöyle. Hasta ağrım var diyor. Böyle bir noktasal gösteriyor. Diyor ki burada ağrım var. Bakıyoruz bir muayenede. Sonrasında MR'da fasette ödem var. Küçük bir fıtığı var. Biz oradaki fasetteki ödemi radyo frekansla ortadan kaldırıyoruz. Küçük bir fıtığı varsa oraya da içine bir lazer probu sokuyoruz ki incecik bir şey ve kıl gibi bir lazer probu. Onun içerisinden de işte 1200 joule'a kadar enerji veriyoruz. O enerjiyle oradaki diskin kabarıklığı ortadan kalkıyor. Bu ne demek? Bir naylonu tutun, naylonu. Aşağıdan bir çakmak yaktığınızda nasıl o naylon büzülür? Aslında biz de oraya giriyoruz. Oraya girdiğimiz noktada o diskin arasında, yani şu iki omurkemiği arasında kıkırdak vardı ya, onun arasında giriyoruz iğneyle. İçerisindeki iğnenin kanını çıkartıp bu lazer probunu sokuyoruz. Lazer probuyla 1200 joule'a kadar, bazen 1000 joule, bazen 1400 joule hastanın oradaki diskine göre yakıyoruz. Yakıp onu böyle büzdürerek küçültmüş oluyoruz. %96'sından bahsediyorum. Ama %3'lük ila 4'lük var ki onlara biz hemen ama hemen diyoruz ameliyat. En önemli şey ameliyat, ama ameliyat olmazsa kalıcı hasar geri dönüşü mümkün olmayan hasar demektir. Onların olmasını da istemiyoruz. İstemiyorsunuz. Peki ameliyatın detayına geçmeden önce, tabii, bu bahsettiğiniz hocam epidural steroid enjeksiyonlar mı oluyor? Demin bahsettiniz, o ayrı mı? Aslında radyo frekans epidural steroidten daha önemli, daha iyi. Çünkü epidural steroid demek o bölgeye uzun dönem etkisini göstersin ve ödemi çözsün. Direkt nokta atışta ağrıyı keselim isteği. Şimdi şöyle düşünün. Ben çok açım. İnanılmaz derecede oturacağım, bir yemek yiyeceğim. Ama siz diyorsunuz ki şu fındık fıstığı yut, açlığını gider. İki tane fındık fıstık veriyorsun bana, açlığın gideriyor. Yani epidural iğne o kadar geçici bir şey ki ve zarar veriyor. Fındık fıstıktan ne zararımız var? Yağ. Ne zararımız var? Kilo aldırır. Ne yararımız var? Benim açlığımı 2-3 dakika sanki öteledi ama ben doymadım. Benim yemek yemem lazım. Şimdi burada da eğer sizin bir fıtığınız varsa,
epidural iğne ile size kortizon vermek ödemin bir miktar çözecek ama ne kadar? 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Ondan sonra tekrar o gündeme geldiğinde maalesef ameliyatlık düzeyde olursunuz ki bazen o kortizonun emilmesinden dolayı da çok ciddi zararlar yaşıyoruz hastalarımızda. Yani mide kanaması tutun, bağırsak kanaması tutun, efendim kemik erimesi, kalça kemiğinin ayakla birleştiği noktada femur başı dediğimiz yani ayağın uzantısının bile beslenmesi bozularak kalça protezine giden hasta bile biliyorum kortizondan dolayı. Covid döneminde çok kortizon verildi hastalara. Kortizon verildiği için biz o kortizonun neler neler yaptığını, ne zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Biz o yüzden o kortizonu çok önemli bir ilaç olarak yerinde kullanıyoruz. Yani iyi bir silah ama o silahı kendinize döndürmemeniz lazım. Çok iyi kullanmanız, yerinde kullanmanız lazım. Epidural steroid enjeksiyonları için söylüyorum. Yapışıklıklar da bazen etkili ve onu da şey yapmıyorum. Ama yapışıklığın nedeni, yani hasta bir kere ameliyat olduysa yapışıklığın nedeni o hasta açık ameliyat olmuştur. Açık ameliyatta büyük bir kesi vardı. Büyük keside oranın birbirine tutunması için yapışma köprüleri atılır. O köprülerin fazlalığı granülasyon dokusu oluşturur. Yani yapışma nedbe dokusu. İşte onu çözmek için bazen kortizon gerekebiliyor. Ama tekrar söylüyorum, onu çözmenin başka yolu var. Oradaki oynamayı durdurup o köprüler kurulmasını da engellemek. Engellemek. Peki hocam, ameliyatın mutlaka gerekli olduğu durumlardan bahsettiniz. Hı-hı. Bunlardan örneğin düşük ayak duyuyoruz. Cauda-Equina sendromu duyuyoruz. Bunlar da mı mutlaka gerekli? Cauda-Equina sendromu bambaşka. Patlamış bel fıtığının üst bel fıtıklarının yaptığı çok gürültülü bir tablo. Nasıl gürültülü bir tablo? Yani birden ağrı, sızı, hastayı perişan etmesi dışında altını tutamaması, altını hissedememesi, idrar çoğu zaman gayita eşlik eden kaçırmalar. Kaçırma değil, hiç hissetmiyor. Ayağa kalkamama, belden aşağıda his kaybı, belki kuvvet kaybı ve düşük ayak. Bunların hepsinin bir komple olduğu Cauda-Equina sendromu. Bu bambaşka bir case. Ama asıl bizim acil, en erken, hemen ameliyat dediğimiz düşük ayaktır. Yani ayağınız ikisini beraber şöyle yukarı doğru kaldırıp indiriyorsunuz ya. Bir tanesi işte belim ağrıyor, bacağıma vurdu, şimdi de ayağımı kaldıramıyorum dediğiniz andan itibaren hemen koştur koştur doktorunuza ameliyat olmaya. Ameliyatı anlatacağım. Ameliyat mikrocerrahi olarak anlatacağım ama ameliyat öncesinde sizin bir sinyaliniz varsa işte en önemli sinyallerden biri idrar kaçırma, ikinci sinyal düşük ayak, üçüncü sinyal belden aşağı hissizlik, makatta dahil, erkeklerde testiste, kadınlarda vajina dahil his kaybı olduğu anda bilin ki oradaki fıtık oradaki sinirlere baskı yapmaya başlamış. Elzem olan hani tek nokta, tek bir şey acil yeni bir MR çektirip değerlendirip fıtık nerede patladı, nereye gitti, nereye uzandı bulmak ve mikrocerrahiyle ameliyat yapmak. Hocam o zaman ameliyata geçersek. Ameliyatta mikrocerrahide ne yapıyoruz? Artık altın standart bu sanıyorum. Hep altın standart. Yani bunun üstüne hiçbir metot yok. Ha bunun altında şimdi altın standart %97-98 başarıyla giden bir cerrahi metot olduğu için. Ameliyattır. Ben 1.4 santim kesiyorum. Bazen kilolu hastalarda 1,5 santim oluyor. Zayıf hastalarda 1,2 santim oluyor ama önemli olan bir yeri kesip bir mikroskop ayıracıyla mikroskopu yerleştirmek. Yani hocam benim kapalı ameliyat bu. Ne kapalı ameliyat, ne yapıyorsunuz? Krem mi sürüyorsunuz? Kapalı ameliyat diye bir şey olmaz. Ben kapalı ameliyat yapıyorum diyen illaki bir prop dediğimiz bir ya mikroskop ya endoskop sokuyor. Ha endoskop 9-10 milim. Bizim mikroskopun 9-10 milim dedim de iki tanedir, iki taraflıdır. İki tane 1 santim, 1 santim kesidir. Bizim mikroskop 1.4 santim. Şimdi o 1.4 santim açıp mikroskobu ayıraçla oraya yerleştirdiğimiz anda bizim ameliyatımız başlıyor. Ameliyat dediğimiz işte o mikroskobu altında 40 kat büyüterek yapılan bir ameliyat. Detaylı detaylı temizlik. Hani herkesin bir bel fıtığıyla ilgili ne korkusu var? Felç korkusu var. Allah korusun, yani benim de korkumdur.
Allah korusun benim de başıma gelse beni kim mikro cerrahiyle ameliyat edecek diye ararım. Çünkü dünyadaki en önemli, en gelişmiş, teknolojik olarak teknolojiyi kullanan, tecrübe olarak tecrübeyi kullanan, artı dokuya saygılı ameliyat mikro cerrahidir. Dokuya saygılı ameliyat. Yani minimal invaziv cerrahi, küçücük açılımla maksimum fayda sağlanabilecek ameliyat tekniği. Peki hocam ne kadar sürüyor ameliyat? Hangi tür anesteziyle yapılıyor? Yani anestezi şöyle, bak, insanların iki tane korkusu var aslında. Bir MR'a girme korkusu var. MR'a girme, yani MR çektirme korkusu var. Niyeyse ben bilmiyorum ama kapalı yer korkusundan dolayı. İkincisi de narkoz korkusu. Ben anlayamıyorum. Niye narkozdan korkuyorsunuz? O kadar detaylı, o kadar güvenli arkadaşlarımız var. Güvenli ilaçlarımız var. Onu verdiği zaman çok rahatlıkla uyup uyanırsınız. Yok, korku var. O korkusu olanlara da epidural kateter takmadan epidural anesteziyle bu ameliyatlarını gerçekleştirebiliyorum. Ne kadar sürüyor yaklaşık? Yani mesafesine bağlı. Tamam. Tek mesafe 45 dakikadır maksimum. İki mesafe 1,5 saat. Hani süre olarak doktorun hastayı ameliyathane kapısında alıp merhaba hoş geldin deyip sonra içeri girip hani hastanın uyuması, uyanmasıyla 1,5 saat. Aslında. Evet. Peki hocam ameliyat sonrası hastayı neler bekliyor? Hastayı ameliyat sonrasında mutlaka 2-3 saat yatırıyorum. Sağ sola dönebilir ama yatsın, kalkmasın. Devir daimi bozulmasın. İster epidüralle yapayım, ister genel anesteziyle yapayım, ister bölgesel anesteziyle yapayım ama ondan mutlaka 2-3 saat yatması istiyorum. Sonrasında hafif oturup pozisyona getirip yatakla yemek yemesini istiyorum. Yemek yiyor. Yemeği yedikten sonra bizim oradaki tek gördüğümüz şey şu. Hasta bir an önce ayağa kalkmak istiyor. Çünkü günlerdir ağrı çekmiş. Yıllardır belki problem çekmiş. Artık kalkayım diyor. Özgürlüğüme kavuşum diyor ki bence benim hastalarım, Allah'ıma şükürler olsun, yatarak değil gezerek iyileşirler. Hareket ederek iyileşirler. Kalktıktan sonra ilk hafta 5-6 sefer 10'ar dakikalık yürüyüş yapmasını istiyorum. Ama çevresinde, ama evde, ama hani site içinde falan. Çok fazla dışarı çıkmasını istemiyorum. Araba kullanmasını da istemiyorum. Egzersiz de istemiyorum. Sadece yürüyüş. Ama bir haftadan sonra ben yara yerine baktım. Tertemiz, bir problem yok. Kaslar zayıflamış, evet şu idmanları yapıyorsunuz. Kaslar zayıflamamış, gayet iyi. O zaman şu idmanları yapıyorsunuz. Her şeyin aslında idmansal olarak da dağılımının bir spor hocasıyla beraber yapmalarını tercih ediyorum. Peki hocam biraz da merak edilen genel soruları sormak tabii istiyorum bel fıtığı ile ilgili. Tedavi edilmezse, ilgilenilmezse bel fıtığı, kilo verme, spor, belde çözümlerle öncelikle ilerler mi mutlaka? Tabii. Yani bakın, biz ne kadar ona bakar, ne kadar ilgili davranırsak, ne kadar onun için düşünür, onun için aslında bir hayat çizgimizde bir yol alırsak, o kadar sizi mutlu eder, o kadar sizi ayakta taşır. Yani şimdi omurgayı sanki bir başka insan gibi anlatıyorum ama ben yaşlanacağım. Evet güzel, hepimiz yaşlanacağız çünkü yaş alıyoruz. Her gün bir gün öncesinden kalan aslında bir yanlışlıkları da devam ediyoruz. Bir gün öncesinden yanlış neydi? İşte bugün pazartesi, ben sabah spora başlayacaktım, yok ben diyete başlayacaktım. Öbür pazartesi geldi, ben geçen hafta demiştim ama bu hafta başlayacağım. Salı çarşamba yine bir şey yok. Hani siz bir karar verdiniz, eğer onun sağlığı için yapmanız gerekenleri yapmıyorsanız o da kapınızı şöyle çalacak. Ağrıyorum. Ayağında düşük ayak oluştum. İdrarını hissettirmiyorum ve idrarını kaçırıyorsun. Dediği zaman işten geçmiş olabilir. Bizim tavsiyemiz şu, o sinyalleri dinleyin ama o sinyaller doğrultusunda mutlaka bizim tavsiyelerimizle sporunuzu ihmal etmeyin. Kilonuz varsa atın o kiloları fazlaları. Ha bazen kilo atmak için ameliyat bile hastalarımıza önerdiğimiz olur. Yani deriz ki mesela şu senin göbek gitmeli. Hocam gitmiyor. O zaman bir işte balon taktır midene veya tüp mide ameliyatı yaptır dediklerimiz olur. Ya da hasta geliyor mesela, ben zayıfım hocam diyor. Ama göğüs değer büyük. Çünkü birkaç doğumdan sonra o göğüslerin hacmi büyüdüğü için öne doğru çekme yapıyor ve boyun fıtığı yapıyor. Bizim istediğimiz gidip estetik yaptırsın, aman o çok kendine işte silikon taktırsın peşinde değiliz. Sadece öne doğru eğer büyük bir göğüsün ağırlığı var ise
çok doğum yapmış bir hanımefendi ise o zaman onun boyun ağrıları, sırt ağrısından kurtulmak için böyle bir ameliyatı seve seve yaparlar. Biz de gerçekten yönlendirme yaparız. Doğru. Bu aynı şekilde bahsettikleriniz başarılı bir ameliyat sonrası yine bel fıtığından korunmak için de geçerli. Kesinlikle. Zaten bel fıtığı olan insan ne yapmış? Bir sabıkası var değil mi? Ya bir sabıka yapmış ki o fıtığı bir üzerine geçirmiş. Şimdi o fıtıktan kurtulmanın yolu ameliyatsa biz yapıyoruz. O iş bizde. Ama onun dışında baksanıza omurgaya. Daha 5 tane yer var. Sırtta 12 yer var. Boyunda 7 tane yer var. Yani ben bir tanesini, iki tanesi ameliyat etmekle sizi ömür boyu fıtıktan kurtarmıyorum. Siz korumazsanız bir üstünde, bir altında fıtık olabilir. Hatta bizim ameliyat ettiğimiz yerde bile olabilir. O yüzden dikkat edeceğiz. Her zaman omurga sağlığımızı düşünerek hareket edeceğiz. Ve onu da besleyeceğiz. Doğru. Peki hocam hangi egzersizler faydalı bel fıtığı için? Hangisinden kaçınmalıyız? Ben şöyle söyleyeyim. Yüzme ve pilates. Neden öyle söylüyorum? Yüzme dehşet bir şekilde suyun kaldırma kuvvetiyle vereceği o güzellik sizde o kemiklere yük binmeden kasların güçlenmesini sağlayacak. Bu bir. İkincisi negatif enerjiniz suya gidecek. Üçüncüsü kaslarınız güçlenmesiyle beraber eklemlerin arasından ve kasların arasından sizin disklerinize kan gelecek, beslenecek. Dejenerasyon nerede, hangi derecedeyse bir tık geriye de gelecek. Yani üçüncü derece bir tümör vakasının orada yatıp temiz havayla ikinci grade'e düşmesi veya üçüncü grade'den dördüncü grade'e atlamaması, çok çoğalmaması oradaki bizim araştırmalarımıza göre işte Ayvalık'tı, efendim Bursa, Genlik'ti, ne bileyim daha aşağılara indik Foça'ydı, Urla'ydı. Hani buralardaki gittiğiniz zaman yerleşen insanların yüzündeki o gülücükler, o pozitiflikler aslında bir nevi sizin de yaşam tarzınızda ne kadar güzel bir şey yapacağının da göstergesi. Doğru. Peki hocam yine halk arasında çok merak edilen ve kullanılan sert yatak ya da yerde yatma bel fıtığı ağrılarında etkili oluyor mu? Kaç yaşındasınız? Ben 40 yaşındayım. 40. 20 yaşına kadar yumuşak yatak önerimiz. Sertte de yatabilir ama yumuşak yatakta yatabilir. Zaten onlar çok esnek. O yumuşak yatakta istediği gibi yüzü koyun yatar, sırt üstü yatar, yan yatar. Gençlerimizden bahsediyorum. Ama 20 ile 40 arası yarı sert. Çünkü artık omurgamızın su yapısı azaldı. Bu ne demek? Biraz esnekliği azalmaya başlıyor. O zaman esneklik azalıyorsa biz o esnek yerlerde yatıp belimizi tutturmayalım. Hele o böyle çok atraksiyonel yataklar vardı. Bilmem ne ısına göre şekil alıyor. Bilmem ne elastik, bilmem ne viskosu, bistosu. Hani her türlü marka olabilir. Bu sizin seçiminiz. Bunlar da bir PR çalışması. Ama ben bir omurga cerrahı olarak yatağınızı tam ortopedik yatak olarak seçmenizi özellikle tavsiye ediyorum. 40 yaşın sonrasında da tam sert ortopedik yatak, ortopedik yatak. Başka bir şey yok. Ve emin olun bir yatak şirketine gittiğinizde en ucuz yatağı satan aslına bakarsanız hani o sert ortopedik yataktır. En ucuz. Diğerleri müthiş bağlı. Belki ev parası. Ama faydası mı var? Hayır. Sadece rahat geldiği için o tercih. Rahat ama bir gece, iki gece, üç gece. Mesela bunu şöyle düşünün. Ay çok güzel yatak aldık hocam. Harika yatak aldık ama ben salonda çekyatta yatıyorum daha rahat ediyorum. Güzel. Salondaki çekyat sert çünkü. İnsanlar oraya oturup kalktığı için dejenere olmasın, yıpranmasın, o yaylar bozulmasın diye sert yaydan kullanırlar ve siz onunla hoşunuza gidiyor. Doğru. Hoşunuza gittiği de anlaşılan sert yatağın sizin omurganıza ne kadar iyi geldiği. Doğru. Peki hocam yine bel fıtığında korse kullanımı duyuyoruz. Korse kullanımı için... Ben ameliyat ettiğim hastaya, vida taktığım hastaya bile maksimum 45 gün korse öneriyorum. O da yatarken çıkartması koşuluyla. Yani korse bel kaslarını zayıflatan bir şeydir. Tamam. Tamam. Çok net oldu. Peki hocam son olarak. Buyurun. Yakın gelecekte bel fıtığı ameliyatlarında bizi bekleyen gelişmeler var mı? Örneğin endoskopik diskektomi duyuyoruz. Endoskopik diskektomi zaten bizim şu anda yaptığımız yakın zaman değil. Geçmiş zamandan beri yaptığımız bir sistem. Geçmiş zamanda da yapıyoruz. Endoskopik diskektomi.
Bunu bir delikle yapıyorduk eskiden, büyük delikle. Şimdi iki delikle yapıyoruz, iki küçük, iki tane bir santim, ama bunlar her vakada seçici olmak gerekir. Her vakanın ameliyatı değildir. Mikrocerrahi her ameliyatın mikrocerrahisidir. Her ameliyatın tekniğidir. Olmazsa olmaz şu an. Çünkü ben endoskopiyle ameliyat yapmaya başladığımda hemen endoskopiyi bırakıp mikroskopa geçiyordum. Ya bu böyle olmadı. Ya da bitiriyorsunuz ameliyatı, ya ben bir de mikroskopla bakayım. Hani bir temizlik yapayım. Çünkü mikroskopun avantajı şu. Orayı eliniz, parmak uçlarınızdaki aletlerle dört boyutlu hissediyorsunuz, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ve burayı 40 kat büyüterek görüyorsunuz. Mikrocerrahinin avantajı o. 40 kat büyük, çok detaylı temizlik yapma şansına sahip oluyorsunuz. Peki yakın gelecekte bizi bekleyen... Bekleyen çok enteresan bir şey var. Yakın gelecekte gençlerimize bakın, hepsi yere paralel yaşıyorlar. Yani dik otur yavrum, dik otur evladım, şu televizyonu şöyle izle, şu bilgisayara şöyle bak dediğinizde hiçbirini dikeltemiyorsunuz. Hepsi böyle kaykılarak yaşayan insanlar. O yüzden hepsinde bir bel kayması, hepsinde bir bel fıtığı, boyun fıtığı maalesef var. Maalesef var. Yani boyun açıları da çok kötü. O yüzden yakın gelecekte omurga problemi daha da artarak devam edecek. Bizim mesleğimizde inanır mısınız, artık yetişen eleman kalmadığı için aranan meslek grupları arasında bir numara olacak. Bakın bunlara gerçekten gerek yok. Omurganızı korursanız her şey daha güzel olacak. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler.